Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu güzeldir. İnsanı da güzel yaratmıştır. Bu sebeple insanın her işinde güzel davranmasını, iyi davranmasını, sağlam davranmasını ister. İnsanın güzelliğinin, insanın güzelliğinin muhafazası ancak bununla mümkündür. Yani Allah Celle Celaluhu'nun kendisine emrettiği her işte güzel davranmasını yapmasıyla mümkündür. Güzelliği işinde, gücünde, davranışında, ticaretinde, oturma kalkmasında, yürümesi durmasında, yeme içmesinde, kazanma harcamasında ne kadar güzel davranırsa fıtratı o kadar muhafaza etmiş, güzelliğini devam ettirmiş olur. Bundan uzaklaştığı oranda ise güzelliği terk etmiş ve çirkinliğe dalmış olur. İşte okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz emrediyor. Siz hep iyi olanı yapın. Allah iyi yapanları sever buyurmakta. Efendimiz Aleyhisselam da özel dua ediyor ve buyuruyor ki herhangi bir işi yaptığı zaman en iyi bir şekilde yapana Allah rahmet eylesin. Yani biz bir işi iyi yaptığımız zaman nebevi bir duaya mazhar oluyoruz. Peygamber bize dua ediyor. Ya Rabbi, işlerini iyi yapan kullarına merhamet eyle, rahmet eyle. Ya Rabbi, benim ümmetimden iyi davranan kimselere rahmet eyle diye Peygamberimiz bize dua ediyor. Öyleyse kardeşlerim, burada şu parantezi de açalım. Bakınız, İslam'ı anlatmanın iki yolu vardır. Biri lisan-ı kal, birisi lisan-ı haldir. Lisan-ı kal dil ile anlatmaktır. Lisan-ı hal ise davranışlarla İslam'ı anlatmaktır. Yani ve bu iki anlatım arasında eğer lisan-ı kalin, yani dille anlatmanın oranı, etkisi %10'sa hal ile anlatmanın oranı %90'dır. Bu kadar fark var arada. Eğer bir insan diniyle o biçim edebiyat yapıyor, lafları süslüyor, en güzel bir şekilde İslam'ı anlatıyor ama davranışları İslam'dan fersah fersah ötede ve uzaktaysa, o İslam'ı anlattıkça insanlar İslam'a yakınlaşmayacak, uzaklaşıp kaçacaklar. Diyecekler ki şu insanın yaptığına bak ya, ele verir talkını kendi yutar salkımı dedikleri gibi. Başka insanlara habire iyilikten bahsediyor. İyi olun, iyi kimseler olun ama kendisi hep kötü olanı yapıyor ve kötü davranıyor demeyecekler. Bizim yüzümüze karşı davranmasalar, böyle demeseler de sonuçta bunu yapacaklardır. Öyleyse kardeşlerim, bir tüccar ticaretini en güzel yaptığı zaman lisan-ı haliyle İslam'ı anlatmaktadır. Bir marangoz, bir demirci, bir yapıcı ustası, bir sıvacı, bir boyacı, bir tamirci, bir kaportacı işini en güzel bir şekilde yaptığı zaman o haliyle İslam'ı anlatmış olmaktadır. Bir amir, bir memur işini en güzel bir şekilde yaptığı zaman o haliyle İslam'ı anlatmış olmaktadır. Ama aksi olursa, işi baştan savarsa, yani sadece gününü geçirme, sadece kendi çıkar ve menfaatini düşünme, ay sonu gelsin maaşımı alayım, şundan şu kadar kazanayım da müşteriye ne olursa olsun diye davranan bir insan ise kendi helal kazancına haram katmakla kalmaz, insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebebiyet verir. İnsanların hacıdan, hocadan, karanlık geceden falan sözleri, hadi diyelim ki büyük oranda algı ve iftiradır. Ama gerçeklik payda vardır, değil mi? Ya da işte siz bu aralar işte gurbetçi denilen Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın memlekete gelme günler. Ne diyorlar? Abi Avrupa'da insanlık var ya, Avrupa şöyle dürüst, böyle dürüst falan. Müslümanlar şöyle sahtekar, böyle kandırmaca, böyle
İşte çürük çarık işler falan derler. Tamam. Burada vakit olsa ben size Batı'nın çürük çarık işlerinden öyle anlatacaklarım var ki kitaplara sığmaz. Bu bir algıdır, bu iftiradır, bu yanlıştır. Ancak bu iftiraları yapmalarına bir takım sebepler de var. Biz onlara koz veriyoruz. İşlerimizi dürüst yapmamakla, sağlam yapmamakla, güzel yapmamakla. O zaman başka insanlar bizim aleyhimizde ve daha da önemlisi, mesela bir doktor yanlış yaptığı zaman kimse tıp ilmi şöyle kötü böyle kötüdür demiyor. Bir marangoz kapılarını pencerelerini yamuk yumuk yaptığı zaman kimse marangozluk pislik bir meslektir demiyor. Ya falanca marangoz şöyle şöyle işte işimizi kötü yaptı diyor. Ama bir sakallı Müslüman işte isminin önünde hoca kelimesi bulunan İmam Hatip öğretmeni, İmam Hatip öğrencisi, Kur'an kursuna giden, hafız olan birisi yanlış bir şey yaptığı zaman ya bunların dini imanı da batsın, güya hacıdırlar, güya hacıdırlar, hemen onların inancına taşlamalar başlıyor maalesef. Burada da bir terslik var, ayrı bir konu. Ama biz bu algıları da değiştirmemiz gerekiyor. Neyle mi kardeşlerim? Rabbimizin bizi güzel yarattığı gibi, her şeyi güzel yapmayı emrettiği gibi güzel yapmaya devam ederek. Kimiler ne diyor bizim için? Ona bakmadan en güzel olanı yapmaya çalışmak. Artık bize bakan insanlar bizde İslam'ı görürsünler. Ama görürken de şöyle kirli paslı bir camdan bakar gibi değil. Ayna gibi tertemiz bir camdan bakaraktan görsünler İslam'ı. Bize baktıkları zaman ya işte Müslüman marangoz böyle olur işte. İşte elektrikçi böyle olur. İşte kaportacı böyle olur. İşte tornacı böyle işini sağlam yapar. İşte boyacı işini böyle işte tüccar dediğin böyle dürüst olur. Bizi takip eden insanlar, bizimle teşrik-i mesaide bulunan insanlar bu sözleri söylediği zaman vallahi işimizle gücümüzle geçen her saniyemiz bizim için ibadet olur. Bakınız, evet her saniye İslam'ı anlatmış oluruz. İslam'ın davetçileri olmuş oluruz. İslam'ı anlatmak için şu kadar üniversite bitirmiş olmak, prof, doçent bilmem ne olmak gerekmiyor. Dürüst olalım. İşimizi en güzel bir şekilde yapalım. Rabbimiz rızkımızı öyle de gönderecek, böyle de gönderecektir. Ama dürüst, sağlam ve en güzel bir şekilde yaptığımız zaman rızkımız bize helalinden ve bereketli olarak gelecektir. Çürük çarık yaptığımız zaman işimizi belki paralarımızın sıfırları artabilir ama onlar sıfırdır. Bereketi gidecektir kazancımızın ve biz davamızın ve İslam'ın aleyhinde çalışan bir hain hükmüne düşeriz Allah korusun. Bize bakan insan ya böyle din iman böyle sakallı batsın diyecekse eğer gerçekten bu çok büyük bir vebaldır. Bu vebalı asla göze almayalım. Evet, Rabbimiz Kehf suresi 30. ayette ise şöyle buyurur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz.